Keyifli pazarlar. Geç uyananlarda kimler var bugün? Böyle geç uyanmanın tadına varabildiniz mi? Ben haftanın 7 günü sabah 7'de kalkan biri olarak artık uyuyabileceğim günleri hayal ediyorum. Ama her şey sağlıklı olsun. Uyuyacağımız günler de gelir değil mi? Geç uyandıysanız tadını çıkarın. Hatta kendinize şöyle güzel bir kahve ya da çay yapın. Canınız ne isterse. Bugün çok özel bir konuğum var. Ben biraz 90'lara gitmek istiyorum. Ama tabii ki günümüzde de çok büyük bir projeden söz edeceğiz kendisiyle. 90'ları bilen bilir ama bilmeyenler için de belki işte Z kuşağında neler kaçırdığını görmek isteyenler için de çok önemli bir konuk benim için. Sayın Ahmet San bizimle birlikte olacak. Ve programlarımızın ilerleyen dakikalarında müzik dünyasına yeni giriş yapmış genç bir müzisyen arkadaşımız Sayın Oral Bozyiğit bizimle birlikte olacak. Küçücük bir aradan sonra buradayız. Türkiye'de konser organizasyonları ve sanatçı menajerliğinin üstadı Ahmet San, müzik piyasasından kurucusu olduğu Midwood Film Stüdyolarına uzanan sohbetiyle pop müziğinin yeni sesi Oral Bozyiğit. Neden diye soranlar için yaptım dediği son single çalışmasıyla Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. Ben koltuğuma tırmanırken siz de muhtemelen hazırlıklarınızı yaptınız. Belki hala geç kahvaltınızdasınızdır. Umarım öyledir. Keyfiniz yerinde olsun. Sayın Ahmet San, hoş geldiniz. İyi pazarlar, teşekkür ederim. Ben heyecanlıyım sizi konuk ettiğim için. Çünkü bizim jenerasyonun hayatında çok önemli bir yeriniz var. Farkındasınızdır değil mi? Yani evet, farkında olmamak mümkün değil. Çünkü bilhassa 93 yılında yapmış olduğum peşi sıra olan 8 stat konseri, Pavarotti, Domingo Carreras üçlüsü ve Uluslararası İstanbul Şarkı Yarışması 93 yılına damga vuran organizasyonlarımdı. Ama beni esas şaşırtan o 93 yılın yani bir konser serisinin 5., 15., 25. gibi yıllarının hala kutlanıyor olması çok özel tabii ki. Çünkü tekrarı olamadı. Şöyle Z kuşağı da seyrediyorsa tabii onlar o günleri yaşayamadılar. Ben Z kuşağına diyorum ki çok şanslısınız. Bizim bir Ahmet Sanımız vardı. Bize öyle konserler getirirdi ki biz stadyumlara giderdik. O stadyumlarla o konserleri izlemiş ve hatta böyle özel izlemişlerden biriyim. Ne güzel. Yani Sting, Madonna, Michael Jackson, Rolling Stones, Elton John. O kadar çok ki hangi birini? Ricky Martin. Tina Turner, Rod Stewart, Bon Jovi. Say say bitmiyor. 500'e yakın. O zaman hayal gibiydi bu sanatçıları Türkiye'de görmek. Böyle bir taşın altına elinizi koydunuz. Onları getirdiniz ve çok ciddi satışlar da yapıldı. Üstelik dijital kanallarda bilet satılamadığı dönemlerdi onlar. Nasıl başardınız? Şimdi şöyle, esasında ben İzmirli bir tüccar aileden yetişen biriyim. 5 kardeşin en ufağıyım. Yetiştiğin ortam esasında sana biraz hayatta yön veriyor. Yeşerdiğin ortam da Galatasaray Lisesi'ydi ve Galatasaray Lisesi çok özel bir okul ve eğitimin yanı sıra fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye, hep sorgulamaya yönlendiren bir eğitim tarzı vardı. Dolayısıyla biz zaten hep yetiştiğim ve yeşerdiğim ortamlardan aldığım güçten dolayı bir müteşebbislik genlerim, huyum oluşmuş otomatikman. Üniversitede Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi okudum ve biz zaten Galatasaray Lisesi'nden
bir güruh her sene Paris'e, özellikle Sorbonne'a giderdik. Tabii bunun orada da yine daha hür bir ortam, dünyanın sayılı üniversiteleri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen insanlarla aynı ortamı solumak insana farklı güçler veriyor diye inanıyorum. Bu nedenle yetiştiğim, yeşerdiğim ve geliştiğim ortamların bana sağladığı müteşebbislik ruhuna bağlıyorum bütün bu işi. Bir de biz Galatasaray Lisesi'nde genelde çoğumuz yazın rehberlik yapardık. Rehberlik yapmak demek 73-75 yıllarında önemli bir olaydı. Düşünün. 40 tane turistin olduğu bir otobüsü Adıyaman'da, Kapadokya'da sağ salim dolaştırmak ve mutlu onları ülkemizden göndermek önemliydi. Ve de orada kurulan ilişkiler hep önümü açtı ve ben kendime düstur edindim. Referans üstüne bütün hayatımı ve geçmiş tecrübelerime tecrübe katarak, ilişkileri sağlıklı götürerek birçok olmazsa olmazları kendi branşında yaptığımı biliyorum zaten. Yeni projeniz çok büyük bir proje. Ondan da söz edeceğiz. Ona gelmeden önce bunları önemsiyorum. Çünkü aslında geçmişte yaptıklarınız, bir röportajınızda da söylemişsiniz. Ben çok zengin bir adamım diye. Sanırım bu yaptıklarınızdan dolayı. Tabii zenginlik izafi, kimine göre 10 liran olursa çok zenginsin, kimine göre 1000 liran olursa zengin değilsin. Ama ben zenginliğimi geçmiş ilişkilerime ve başarılarıma endekslediğim için çok zenginim diyorum. Bu zenginlik zaten müteşebbislik gücünü arttırdığına inanıyorum. Tabii sadece konser organizasyonları değil Ahmet San'ın yaptığı, uluslararası futbol organizasyonları, Maradona'nın da içinde olduğu, Michael Jordan'ın olduğu basketbol turnuvaları, tenis turnuvaları o kadar çok ki siyasi liderlere organizatörlük yapmışsınız. Mesut Yılmaz, Bill Clinton. Turgut çok fantastik. Süleyman Demirel. Evet, işte bu bir hayat çizgisi diye düşünüyorum ama yine baktığınız vakit kökeninde hayattan ne beklediğine bağlı, ne hedeflediğine bağlı. Ben mütedeyyin bir baba annenin oğlu olmama rağmen ablalarım Amerikan Koleji mezunu, piyano bale dersleri alıyor. Özellikle bunu vurguluyorum çünkü bir işin, bir kişinin nereye koşması hayatta gerektiğini o süreç çok iyi belirliyor. Aile ortamı, okul hayatı ve işteki beklentilerini daha doğru konumlandırıyor. Ben esasında herhangi bir sanat üretme becerim olmadığını çok iyi keşfetmiş biriyim. Ve de bir başarılı spor olamayacağımı da çok iyi keşfetmiş biriyim. Dolayısıyla ben o zaman iyi bir sanatçı, iyi bir sporcu olamayacaksam onların iyi yöneticisi olayım diye ta ilk başlarda zaten karar verdim. Kaç yaşındaydınız bu karar verdiniz? 19-20 yaşında. Peki ister miydiniz böyle çok başarılı bir sanatçı ya da futbolcu olmayı? Elbette ki, çünkü onlar çok özellikli kişiler olduğuna inanıyorum. Hangi dalda üretken olursan ol, Rabbimin onlara bahşettiği bir özellik diye düşünüyorum. Bunu esasında Sezen Aksu çok iyi şey yapıyor, ifade ediyor. Rabbim bana iletme görevi verdi ve ben bu nedenle bana verilen bu özelliği iletmekle görevliyim diye bakar işe. Sporcular da öyle. Dolayısıyla bence sporcular, başarılı sporcular hangi dalda olursa olsun, üretkenler ister ressam ister şarkıcı veya bestekarlar, pamuklara sarılarak muhafaza edilmesi gerektiğine inanan biriyim. Onun için de ben esasında bunu gerçekten 20 yaşında keşfettiğim için yolumu
iyi belirledim. Varlıklı sayılabilecek bir ailenin oğlu olmama rağmen lise 1'den beri hep hayatımı kazandım. Bu benim için çok önemliydi. Yazları bütün arkadaşlarım İzmir, İnciraltı, Çeşme'de eğlenirken ben Nemrut Dağı'nda, Antalya'da, Alanya'da, Kapadokya'da turist gezdiriyordum. Ve orada para kazanmanın, dost kazanmanın çok büyük zenginlik olduğunu da öğrendiğim için kendi yolumu yine yeşerdiğim ortamın verdiği özellikler nedeniyle doğru konumlandırdığıma inanıyorum. Çünkü ben üniversitede Fransızca eğitim yapan dünya sayılı üniversitelerinden Sorbonne'da okurken ilk iki yıl gazetecilik yüksekokulu okudum. Hı hı. Sonraki iki yılda uluslararası ilişkiler yüksekokulu okudum. Aynı dönemde ben o günlerde 100-150 bin tirajlı gençliğin çok önemli dergisi Hey Milliyet Grubu'na her hafta neredeyse röportaj yapıyordum. Ve bunu bir telefonla kaptınız değil mi? Evet. Ve de bütün bunların yanı sıra neredeyse iki haftada bir cuma akşamı amfiden çıkıp Almanya üstünden İstanbul'da çeşitli ağır abilerin işlettiği gazinolarda sanatçı sahneye çıkartıp paramı almaya gayret edip pazartesi sabahın körü Almanya üstünden Paris'teki amfime yetişiyordum. Dolayısıyla bütün bunlar esasında bana hep heyecan verdi. Hep çok çalışma. Hep çok çalışma, başarıya hedef koyma. Başarı elde ettiğin ve takdir edildiğin takdirde onun mutlaka maddi daha büyük manevi kazançlar getirdiğini hep düşündüm, hep uyguladım diye inanıyorum. Ahmet Sen Türkiye'ye yenilikler getirmiş bir isim. Bu arada çok sevilen sanatçıların menajerlerini de yaptınız. Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, pek çok isim var. Burak, MFO, Mirkelam. Yani hepsinin menajerliğini yaptınız ve o dönemde de nefis bir yönetiminiz vardı. Ama sonra işte bütün bu organizasyonlar, bu sanatçıların, sevilen sanatçıların menajerliği, büyük konserler, daha sayamadığım pek çok şey, pek çok gece kulübünün koordinasyonu. 20 tane değişik İzmir, Çeşme, İstanbul'da yani eğlence. Nefis bir sezon, nefis bir dönemden söz ediyoruz. Altın bir çağ. Tabii Türkiye değişti, dünya da değişti mutlaka ama biraz daha belki geriye bile gittiğimizi düşündüğüm zamanlar oluyor benim. O sırada Ahmet Sen de en azından göz önünden kayboldu. Neredeydiniz? Esasında şöyle, 1973 yılında başladığım bu serüven 2014'e kadar aralıksız devam etti. Ancak 2000'li yılların ortasından itibaren yaptıklarımdan sıkılmaya başladım ve kendimi tekrara düştüğümü gördüm. Ben her işimde olmayan standartları yaratmak da demeyeyim de ortaya çıkartmak ve onları uygulanabilir hale ve de sonra kolaylıkla ulaşılabilir hale getirmeyi hep kendime destur edindim. Ve hep ben şöyle tarif ediyorum. Benim bütün iş hayatım engebelerle doluydu. Çünkü soyunduğum işlerde standartlar hiç yoktu. Ve de elle tutulur, değer bulunur iş olarak gözükmezdi. Şimdi ben aileme bile babama hiçbir beni zorlamamasına rağmen ne iş yaptığımı anlatmak istemedim. Çünkü oğlunu Galatasaray'a, Fransa'ya eğitime yollamış. Ne iş yapıyorsun? Organizatör. O dönemlerde Beyoğlu'nda tabelalar vardı. Konser organize büroları, karanlık ortamlar falan. Ve orada iş yapmaya çalışıyorsun. Ama ben gördüm ki zaten şunu
Ben rekabeti de pek sevmiyorum esasında. Çünkü birçok işte bilhassa yaratıcılık gereken, standartların oturtulması gereken işlerde rekabetin kaliteyi düşürdüğünü çok inanıyorum. Onda rakip olmayan alanları tercih etmemin nedeni buydu. Bu zaten bir tesadüf. Neticede ben Paris'e giderken Galatasaray Liseli arkadaşlarımla Paris'te Kapados Tur diye bir seyahat acentası kurup ve turizm yapmak üzere niyetim vardı. Ama Hey Mecmuası'nın röportajları sayesinde o dönemin dünyaca çok önemli ama Türkiye'de pek bilinmeyen ama biz Frankofon kültürüyle yetişenlerin çok önemsediği Aznavur, Beko, Leon Ferreler, Serge Gainsbourg'lar, Reggiani'ler, Michel Fugain'ler, Sylvie Vartan'lar onlarla ben 20 yaşında röportaj yaparken hem değerli bir iş olduğunu anladım bu organizasyon ve menajerlik işinin ve de Türkiye dediği vakit hiç bilinmeyen Türkiye neresi orası, orada savaş var, nerede savaş var, Irak'la İran'ı İstanbul'un göbeğinde sanan Dana Summer'ları eğitme görevi beni çok sevindirdi. Ve ben o süreçte önemli işler yaptım. Türkiye'ye döndüğüm vakitte o standartları oturttuğuma inanıyorum. Çünkü bir yabancı sanatçının çalışma izni bile çok zor alınıyordu. Hatta imkansız gibiydi. O yabancı sanatçı çalışma izninin alınması dahil olmak üzere bunu bir sektör gibi görülene kadar her engebeli yolu otoyol haline getirdiğime inanıyorum. Ve çok fazla bilhassa 20. yılımda o 93 hala efsane olarak anılan ve dokümantere dönen yılda da artık ben usta oldum dediğim için yabancı sanatçı konser organizatörlüğümü Türk sanatçılara katkı olması amacıyla menajerlikle bütünleştirmek istedim. 93 yılında da bir 10 küsür yıl Türkiye'nin ticari değeri en yüksek olan ve de çok değerli 10 sanatçıyı yönettim. Çoğunu aynı anda yönettim, çok dengeli yönettim ve hepsine kendi becerilerini farklı vizyonlarla, farklı ufuklara taşımak için güzergahlar da açtım. Ama maalesef birçok nedenden onlarla bir dünya platformunda bilinmelerine rağmen çoğu ama gerçek anlamda star olma güçleri olmasına rağmen ve benim açacağım ve açmakta olduğum yollarla o başarıyı yakalayacak olmalarına rağmen sonuç alamayacağımı hissetmeye başladım. Evet, orada bir röportajınızda söylemişsiniz zaten. Dünya starı olabilecekken kiminin annesi, kiminin babası, kiminin teyzesini, kızısı. Boyfriend. Ya bunlar galiba önü tıkadı hep değil mi? Onların evet, esasında olsun. Ben 70'li yıllarda Paris'te yaşarken birkaç sanatçı o dönem Erkan Özerman, Ajda Pekkan mesela, Türk sanatçılarından Zerrin'i, Ajda'yı, Neco'yu, Semiha Yankı'yı Fransa'ya götürdü, Paris'e. Hiç unutmam, zaten ondan hiç Türk sanatçılarla çalışmayı düşünmedim. Ajda Pekkan çok önemli bir plak anlaşması yaptı ve Fransa'da yer yerinden oynuyor. Her yerde Ajda'nın parçası çalınıyor ve Olimpiyada Enrico Macias'la konserlere çıkıyor ve herkes Ajda diyor ve o kariyeri devam ettirebilse Avrupa'nın en önemli starları arasına girebilecekken o dönemki boyfriend'i ve de o dönemki gazino dünyasının onun önüne attığı çok büyük rakamlarla oraları terk ettiğini gördüğüm için bunun Semiha'la, Neco'yla, Zerrin'le de devam ettiğini gördüğüm için ben esasında Türk sanatçılarına menajerlik yapmaya karar verdiğim vakit yeni çıkmaya başlayan isimleri tercih ettim. Ama orada da bunlar oldu işte.
Orada da yani hepsi benim halen kardeşim. Dün Kenan'ın, Doğu'nun doğum günüydü. Hepsiyle çok sık görüşüyorum. Ama onlarla istediğim, hak ettikleri dünya klasmanına taşıyamayacak bir durumda olduğumu görünce dedim ki ben menajerlikten de vazgeçeyim. Zaten Metallica yap, bir daha yap, bir daha yap, Sovat'a geliyor. Evet. Ve 2014 yılında aşağı yukarı işte 41 yılım oluyordu. 41 kere maşallah deyip yabancı sanatçı organizasyonlarını ve Türk sanatçı menajerliğini bıraktım. O süreçte de 82 yılından o zamana kadar da İzmir, Çeşme ağırlıklı ama İstanbul park ormanıyla, İstanbul arenalarıyla 20'ye yakın çeşitli ortaklarımla o dönemlerin, o bölgenin en önemli, en in olan restoran, gece kulübü, disco, konser salonları da yaptığım için Ahmet yeter dedim. Ve rotamı hep içimde olan bir başka yöne döndürmeyi istedim. Ve çok ani bir atak kararla zaten bütün Tarkan'ımı, Kenan'ı, Burak'ı, Mustafa'yı hepsini de benim bünyemde onlara yardımcı olan asistanları onlara vererek onların da doğru işlerle devam etmesini sağlayıp düzenlerini sağlıklı yürütebilecek organizasyonda hazırladığım için gönül rahatlığıyla Sezenim'den Sertap'a, Tarkan'a, Kenan'a, Burak'a, hepsine Mahsun, Emrah, MFO, Mirkelam'a veda ettim. Yabancı sanatçı konserleri yapmaktan vazgeçtim. Biz de kaldık böyle konsersiz biliyorsunuz. Ve de bir sürede zaten özellikle rahmetli Süleyman Demirel, Turgut Özal ve sonra Mesut Yılmaz'la çok önemli siyasi kampanyalarını da yaptığım için ve de dünya liderleriyle Bill Clinton'dan Schröder'e 10 bine yakın etkinlik yapmışım. Baktım daha yeter ne dediniz, istiyorsun? Daha ne yapayım yeter. Bilhassa Türk sanatçıları ve Türk konser dünyasında da çok başarılı dört kardeşimin de o boşluklarını Türk sanatçılar nezdinde doldurmaya başladığını görünce onlara rakip olmaktansa onların abisi çünkü kalıp rekabet Polat'a, sevmiyorsunuz. Hem sevmiyorum hem de beni aşmaya da başladılar. Kendim de sıkıldığım için dedim ki Ahmet 41 yıl nokta koy. Şimdi noktayı koyduğunuz gibi göründü ama çok daha büyük bir projeye adım attınız. Benim orada bir kafam karıştı. Şimdi Ahmet San 41 kere maşallah demiş. Bir sürü şey yapmış Türkiye'de. İyilikleri yapmış. Dünya starlarını getirmiş. Hani maddi kaygıları geçiyorum ama çok hani, param olmadı zaten benim o süreçte. Muhtemelen o büyük organizasyonlar zaten hep çok gideri olan işler, riskleri olan işler. Oraya girmeyeceğim çünkü yeni projenizden bahsedeceğim. Hani tam böyle sırtınızı yaslayıp keyif yapmak varken, belki dünyayı gezmek, dünyanın ekstra tadına varmak varken daha büyük bir projeye soyunuyorsunuz. Büyükçekmece'de 500 bin metrekarelik bir alana Avrupa'nın en büyük film stüdyosu Midwood. Evet. Yani çok akıllıca bir iş gibi gelmedi. Dedim ki hani insan 30'larında 40'larında böyle büyük projelere soyunup hani geleceğimi de garanti altına alayım falan diye girebilir de bu saatten sonra niye bu kadar kendinizi yoruyorsunuz Ahmet Bey? Teşekkür ederiz o ayrı. Evet. Şimdi tabii yine ilk başta dediğime geliyorum. Hayattan ne beklediğine bağlı. Ben 1976 yılında evlendim. Süreyya'la işte kaç yılındayız? 2022'deyiz. Evet yani kaç yıl işte 50'ye yaklaşıyoruz. Ne mutlu. 73 yılında başladığım iş 41 yıl 10 bin etkinlik başıma öne eğecek hiçbir işim olmadığı için o zorluklara rağmen mutfaktaki pislikleri hiç dışarı sıçratmama nedeniyle zaten benim sakin bir yaşam sürdürmem mümkün değil. Niye değil?
hayattan ne beklediğine bağlı. Ben zaten dünyanın her yerini gezmişim eşimle veya birçok iş. Dünyanın gitmediğim köşelerinden bile, hiç gitmediğim Brezilya'dan bile çok yakın arkadaşlarım var. Bu dostluklar, bu ilişkiler zaten seni rahat bırakmıyor. Ben 2014 yılında yeter derken esasında zihnimde film stüdyo kompleksi işi yapmak vardı. Ben Elizabeth Taylor jenerasyonundan beri son dönemlere kadar Hollywood starlarıyla çalışmış biriyim. Elizabeth Taylor'ın son vefatından bir yıl öncesine kadar dostluklarım devam etti. Liza Minnelli'ler, müziğe dönenler, Kevin Costner'lar, Van Damme'lar, bütün bunlarla hep zaten Türkiye'de onları çok iyi ağırladığım vakit ve ben 73 yılında ilk getirdiğim sanatçı Christian Adam ölene kadar 2-3 sene devamlı görüşüyordum. İkinci getirdiğim sanatçı Jean-François Michael, o Adieu Jolie Candiler'le hala Paris'te görüşüyorum. Dolayısıyla bu süreler hep beni kendi ülkelerinde ağırladılar. Ben Elizabeth'ten tutun Kevin'a, Van Damme'a, Stallone'ye, bütün bunların setlerine davetli gidiyordum. Gittiğim vakit rahat durmayan bir adamım. Ben çünkü neler olabileceğini kendi iş dalımda. Esasında baktığınız vakit çok vahim bir şey mi? Hayır, alt tarafı konser organizatörüsün. Bir Nobel ödülü alacak bir iş yapmıyorum ama seksi bir business entertainment ve evet, ister istemez önde duruyorsun. 500'den fazla dünya starı, Clinton'ından Madonna'sına, 10 tane Türk sanatçısı, onlarca kulüp ister istemez kamera önü insanı olmamama rağmen kamera önü nedeniyle tanınmışlığın verdiği şeyle, sevilmişliğin cesaretiyle de hep kendimi zorlamışımdır. Şimdi rahat bir tip de değilim. Örneğin Stallone, Van Damme, Schwarzenegger'in, Jason'ın oynadığı Cehennem Melekleri Sofya'da çevriliyor. Şimdi beni Van Damme davet ediyor 5 gün Sofya'daki Nuboyana stüdyosunda Cehennem Melekleri'nin çekimini izliyorum. Bakıyorum dünya starları 40 milyon dolar para harcıyorlar Sofya'ya 2 ay içerisinde ve hep bir problem. Niye? Mesela Schwarzenegger otelinden 8'de alınacak, 8.30'da sette olması lazım. Ama Bulgar şoför 8'de almıyor, 8.30'da gidiyor. 8.30'da gidince yarım saatlik yol trafikten 2 saatte. Stüdyoya, sete 2 saat rötar geliyor, çıldırıyor Stallone yapımcı, yönetme. Şimdi bu çıldırmaya rağmen orada onu çekiyorlarsa Türkiye'de niye çekmesinler kardeşimden başlayan bir hikaye esasında. Biraz hızlanmak istiyorum, vaktimiz dar olduğu için. Yani bu Midwood'da... Kaç dakikamız var? O kadar az kaldı ki. Peki. Midwood'a biraz ağırlık tamam, vermek istiyorum. Hollywood'da insanlar film stüdyolarını ziyarete gidiyorlar. Artık orası başka bir sektör oldu. Amusement park oldu. Yoksa gerçek çekim yerini ziyaret etmiyorlar. Değil. Ama bu Midwood ne zaman hayata geçecek? Çok net, çok hızlı gideyim. Ben Avrupa'da bu 5 doğu bloğunda Sofya, Belgrad, Bükreş, Prag, Budapeşte de yılda 100 film çekildiğini görünce Türkiye'de gelip kapıları tırmalayıp 8 milyon dolar burada harcayıp gidip Prag'a 25 milyon dolar harcadığını gördüğüm vakit dedim ki ben film stüdyosu kurmak zorundayım. Olmayan paralarımla, müteşebbislikle bir organizasyona soyundum. Neticede Büyükçekmece'de takribi 500 dönüm arazi içerisinde bir proje geliştirdim. Daha ilk günden sektörün kamera, ışık, şu, bu, set, grip bütün firmalarını bir İstanbul Midwood AŞ bünyesi altında topladım. Çok ve büyük bir organizasyon. Şu an 21 kapalı stüdyosu 17 açık setiyle aynı anda 38 film noktası var. Hazır bu mı? Da onu anlatıyorum. Proje bu. Dolayısıyla bu aynı anda 4 Hollywood filmiyle 6 dijital
platform filmi çekmek demektir. Yani 10 film, yani 10 bin kişinin çalışacağı. Ve bu 2-3 ayda bir değişeceğine göre yılda 50 film çekme kapasitesi olan bir stüdyonun inşaat aşamasındayım. İnşallah 19 Mayıs 2023'te soft opening'ini yapacağız. 29 Ekim 2023'te de içinde bulunan ticari üniteleriyle, sosyal üniteleriyle, üniversitesiyle, okuluyla tam hizmete girmiş olacak. Yani Türkiye'nin 100. yılında bir dünya markası olmaya çok hızlı koşan bir Midwood. Midwood Avrupa'nın en büyük stüdyosu ve içinde enleri, yani Avrupa'da Pinewood, İngiltere'deki en önemli stüdyoda bir virtual production stüdyosu varken Türkiye'deki Midwood'da 3 stüdyo var. En yüksek, en geniş 5000 metrekare kapalı su tankı, 7000 metrekare açık su tankı, okyanus savaşları da çekebileceğimiz gibi kapalı da Titanic filmi çekebilecek. Virtual Production stüdyolarında bir filmin 20 değişik sahnesini bir tek yerde çekebilecek bir mekanizma. Midwood bir şemsiye. Şu an hafriyat, altyapı, dışarıda üretimler de devam ediyor. Ama binadan ziyade mantık. Bu Büyükçekmece'de 500 dönüm veya İzmir'de, Çeşme'de, orada burada her yerde yapabileceğim bir şey. Esas Los Angeles ofisi, Bombay ofisi, Midwood'u yönetecek dünyada çeşitli sektörlerde çalışmış başarılı Türklerin bir işbirliği oluşturduğu bir yer. Ve Midwood'un 120 milyon dolara yakın bir ekipman parkı var. Midwood AŞ'nin 1 lirası onları değil. Çözüm ortaklarımız hepsi Midwood'un kurucu ortağı ve kendi ekipmanlarıyla gelip bir film için gereken 18 dekor, kostüm, aksesuar atölyesi, her türlü ekipman ekipleriyle gerçek bir ekosistem oluşuyor. Çok heyecan verici Ahmet Bey. Evet. Benim sizden ricam, umarım önümüzdeki yıl siz o soft opening'i yaparken biz de gelip çekmek ve Midwood'u böyle sizinle oturup burada tanıtmak. Başımın üstünde yeriniz var. Şunu, çok heyecanlandım tabii ben. Tabii şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz şantiyemiz devam ederken Los Angeles ofisimizi kurduk. 120 tane B2B sunum yaptık. Los Angeles ofisimin başında Murdoch'un, Robert Murdoch'un, yani Fox dünyadaki sahibi Robert Murdoch'un sağ kolu başkanı Marty Pompadour, ki Türkiye'deki Fox'u da okurmuştu, Los Angeles ofisimizin başında. Onun yardımcısı ise dünyanın en büyük iki büyük film stüdyolarının eksekutifliğini yapmış bir insan. Yani Midwood esasında bir mıknatıs. Türkiye'yi Amerika'dan sonra ikinci hub bölgesi zaten yapılıyor. Evet. 5 tane dijital platform, evet, burada 8'e çıkacak. Türk dizileri, yabancı Hollywood prodüksiyonlarının ihtiyaç duyacağı bir fabrikayı ben 2014'te niyetlendim, 2016'da start ettim. Anormal engellerle uğraşıyorum. Çünkü Büyükçekmece'deki İstanbul Midwood Film Stüdyo kompleksini bir tost büfesi gibi görmeye çalışan yerel yöneticilerden mi tutun saçma sapan işlerle, ama bunlar bana daha çok heyecan veriyor. Biliyorum, siz bunları halledersiniz. Evet, evet. Ben gelen problemleri ayırmak, üfleyerek hepsini yok etme İnancım, 20 yaşındaki heyecanım hala var. Hiç şüphem yok. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama sözünü aldım, soft opening'de geleceğiz, tabii çekeceğiz. Daha önce biz zaten geçtiğimiz hafta Türkiye'nin çok önemli dünya büyük film şirketlerinin Türkiye temsilcisi BG Film'le ortaklığımızı anons ettik. Daha şantiye devam ederken onlarla film çekmeye başlayacağız. İşte bu 10 gün içerisinde de dünyada çok önemli yer edecek bir Türk değerinin bir filminin yapımını anons edeceğiz. Dolayısıyla şantiye devam ederken de sizi o film çekimlerinde
ağırlamak benim için büyük ya, zevk olacak. Ya çok güzel bir söz aldık. O zaman Miwood'u konuşmak üzere o çekimlerden sonra sizi buraya tekrar almak tabii, istiyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben bir şeyle noktalamak tabii istiyorum. Ki. Bir film yapımcısının ihtiyaç duyacağı her şey. Mesela Hüseyin diye bir arkadaşımız bir fon kurdu. Yani Türkiye'deki müteşebbis filmlerin dünyaya çıkması için, dünyadaki filmlerin burada çekilmesi için biz çok önemli arkadaşlarımla beraber bir güç birliğiyiz. Liderler güç birliği. Onun için bu program vesilesiyle bütün yönetici, ortak, arkadaşlarıma bu heyecanımı paylaşıp benle bu savaşta devam ettiği için çok müteşekkirim. Ben de çok heyecanlandım. Tekrar teşekkür ediyorum. Küçük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Projeler beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten sevgili Ahmet Sam'dan sözünü de aldık. Şimdi son zamanlarda bizde şöyle bir şey olmaya başladı. Ve iş dünyasından müzik dünyasına doğru geçiş yapan çok güzel seslerle tanışmaya ve sizinle tanıştırmaya başladık. Bu kendiliğinden olan bir şey oldu. Bugün de öyle bir konuğumuz var. Sayın Oral Bozyiğit, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Yani siz de iş dünyasından, beyaz yakalı durumdan müzik piyasasına bir giriş yaptınız. Enteresan bir şekilde. Küçücük o hikayeyi bir öğrenebilir miyim? Tabii, aslında benim hikayem bir önceki konumuzla bağlantılı. Belki burada olmamın nedenlerinden biri de Ahmet San'ın 92 yılında yaptığı Michael Jackson konser organizasyonu olabilir. Çünkü ben ilk şarkı söyleme deneyimimi o organizasyonda Michael Jackson'a havalimanında yapılan bir karşılama töreninde kendisine karşı canlı şarkı söyleyerek yaşadım. Nasıl yani? Evet, bu benim için çok büyük yani bir dönüm noktasıdır. Yani havaalanına gidip Michael Jackson'ı karşıladınız. Evet. Ve havalimanında Michael Jackson'a şarkı mı söylediniz? Aynen öyle. Çok acayip. Ahmet Bey'in organizasyonu yaptığı yıl Michael Jackson'ın da Türkiye'de kalacağı yerlerin organizasyonunu yapan VIP Turizm firmasıydı sanırım. Sahibi Rana Pirinçoğlu. Kendisi Michael Jackson'a çok sevgi beslediği için bir şarkı sözü yazmış İngilizce. Evet. Ve Fahir Atakoğlu da bunu özel olarak bestelemiş. Demişler ki bunu Michael'a havalimanında küçük çocuklara söyletelim. Ben de Robert Kolej'de okuyorum o zaman. İngilizce söylenecek bir şarkı olduğu için bizim okula gelmişler. Müzikle de aram iyiydi küçüklükten beri. Müzik öğretmenim beni seçti bizim sınıftan. Biz 3 ay MFÖ'nün stüdyosunda Levent'te sevgili Fuat Güner bizi çalıştırdı. Biz Michael Jackson'a bir kaset hazırladık, şarkıyı Fuat söyledik, Güne doldurduk. Öpücük yolluyorum bu arada, evet. Özledik. Ondan sonra da havalimanına gittik Michael'ın geleceği gün. Welcome to Turkey yazıyor, t-shirt yaptırmışlar. Her artık birimizde bir hak var. Welcome to Türkiye yazacak biliyorsunuz. Aynen. Bende de W var. En başta duruyorum VIP salonunda. Önce işte Michael Jackson'ın jeti indi, hepimiz gördük, heyecanlandık. Bir bodyguardlar girdi içeri, sordular bu çocuklar ne yapıyor burada. Rana'nın dedi biz bir karşılama şarkısı söyleyeceğiz Michael'a. Bodyguardlar dedi ki biz içeri alamayız Michael'ı. Neden? Yeni ameliyat oldu, zaten o dönem çok sık ameliyat oluyordu. Böyle kalabalık bir ortamda enfeksiyon kapabilir. Biz tabii çok yıkıldık ama Rana'nın dedi ki sadece bilmesini istiyorum. Hayır derse direkt otele götüreceğim ama böyle bir şeyden haberi olsun. Lütfen haber vermeden geçmeyin dedi. Tamam söyleyelim ama geleceğini zannetmiyoruz dediler. Ama Michael'a söyleyince Michael evet demiş. Tabii evet. Dinlerim. Kapıdan bir girdi Michael. Biz böyle şarkıyı söylemeye başladık ama nasıl söylediğimi ben bile hatırlamıyorum. Zaten bir arkadaşımız heyecandan düşüp bayıldı. Onu kenara aldılar. Biz şarkı söylemeye devam ettik. Göz ucuyla da arkadaşımıza bakıyoruz. İyi mi değil mi? Ondan sonra Michael şarkı bitince öpücük yolladı. I love you dedi ve gitti. Sonra ne oldu? Sevenleri hatırlayacaktır. O yıl konser iptal oldu. Evet. Çünkü ses telleri enfeksiyon kapmış Michael'ın. Evet. Artık bizim odada mı kaptı, başka yerde mi kaptı onu bilmiyorum ama. Bayağı olay oldu. Ahmet Bey'in de başı ağrıdı hatta ama sonrasında telafi edildi zaten. Evet, sonra öbür sene bir daha geldi ama biz bir daha karşılama gitmedik. Zaten kasetimizi hediye olarak vermiştik. O yaşta böyle bir enstantane yaşayınca tabii müzik benim içime işledi. Okul hayatım boyunca da hep sene sonu gösterilerinde çıktım, şarkı söyledim, taktikler yaptım vesaire. Oralardan çok şeye gelmek istiyorum mutlaka, zaten varmış içinizde ama bir iş dünyasına atılmışsınız. Orada büyük markalarda yöneticilik yapmışsınız. Tabii. Ya oradan tekrar yeter deyip müziğe geçiş enteresan. Aynen.
Ben hala da çalışmaya devam ediyorum. 17 yıldır 3 farklı çok uluslu firmada çalıştım. Yöneticilik yaptım, yapıyorum. Nasıl geçtin derseniz pandemi döneminde oldu aslında. Ben de bu pandemi dönemini değerlendirenler arasındayım. Çünkü evden çalışma bize çok büyük vakit kazandırdı. Yani ben bunun matematiğine baktığımda her ay fazladan 2 hafta sonu kazandırdı. Tabii, İstanbul gibi pijama, bir yerde. Üstte gömlek, kravat. Özellikle evet, bir de köprü geçmeden o vakitin kendine kalması. Yani şirkete gidip gelmeniz 3 saat zaten. Şirkette bir öğlen yemeği yiyorsunuz 1 saat. Orada arkadaşlarla konuşuluyor, sosyalleşiliyor. Yani günde bize 5 saat kazandırdı evden çalışmak. Bunun bir kısmını tabii şirket için harcamaya devam ediyoruz ama bir kısmı da kendimize kalıyor. Ben şarkı sözü yazıyordum zaten ara ara ama pandemi döneminde bunlara beste yapabilmeye başladım. Bunu fark ettim. Zaten şan dersleri de alıyordum. Sonra bu şarkılar birikti. Ve dedim ki hani bunları ben paylaşayım başkalarıyla. Şarkılar derken kaç tane? Yani şu an hali hazırda. Şarkı yapmak kolay bir şey değil neticede. Evet, varmış demek ki içimde öyle bir şey. O çıktı pandemide. Şu an yani hali hazırda 15 tane sözü, müziği bitmiş şarkım var. Onlar arasından seçerek sırayla çıkarıyorum. Ve pat 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 4 single. Evet, 4.'ye ulaştık. Şimdi yeni şarkıya da başladık. 1 Temmuz'da da umarım 5.'si çıkacak. Oo, bayağı hızlısınız. Peki son single neden? Evet. Değil mi? Onu bir görebilme şansınız var mı sevgili yapımcım? Ya da üzerine konuşalım mı, sonra mı görürüz? Bir romantik şarkı neden diye soranlara geldi galiba bu. Evet, bu şarkının hikayesi çok enteresandır. 3 yıl önceydi. Yazlıkta oturuyorduk annem, teyzem, ben. Ben mizaç olarak bazen sessizleşirim. Hani kendi içime dönerim, kafamda bir şeyler düşünürüm vesaire. Yine öyle bir günümdü. Akşamüstü saatleri teyzem sordu. Oğlum neden susuyorsun dedi. Oradan bu şarkının sözleri çıktı bir anda. Neden susuyorsun diyorlar diye hemen aldım elime telefonu. İlk satırı yazdım, sonra gerisini yazdım. Ama dediğim gibi bestelemem pandemi zamanı oldu. Sonra da bu şarkıyı biz Ocak ayında sevgili Haluk Krosman'ın düzenlemesiyle stüdyoda kaydını yapmıştık ilk. Başka şarkılar da yaptığımız için sıraya soktuk. Bunun da temposu itibariyle 13 Mayıs'ı uygun gördük. Tam böyle işte bahar geliyor, biraz daha böyle temposu hareketli. 13 Mayıs'ta çıkardık. Şimdi bir yandan yöneticiliğinize de devam ediyorsunuz. Bir yandan da müzikle ilgili böyle bir süreç de sanıyorum sürpriz bir şekilde devam ediyor. Yani amaç ne şimdi? Müzikle ilgili şuralara gelmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum işte... binlerce insana konser vermek istiyorum. O böyle sizi kavurmaya başladı mı? Tabii yani en çok istediğim şeylerden birini telaffuz ettiniz. Öyle bir konser verebilmek ama... Ben de isterdim. Şu an sesime rağmen. Evet, onun için daha yolum var diye düşünüyorum. Benim çıkış noktam şuydu. Yani hayatta her ne yapıyorsak yapalım, duygulara hitap etmek önemli. İnsanız neticede. Ve ben de duygusal yönü kuvvetli olan biriyim. Şarkılarda duyguları ifade etmenin en güzel yanı. Ve bu şarkılar benim içimden çıktı. Ben bu duygularımı başkalarıyla paylaşmak istedim. Önceliğim buydu. Şimdi onu göreceğim. Bakalım benimle aynı duyguları paylaşanlar bu şarkıları beğenecek, dinlemek isteyecek mi? Bunları yapmaya devam edeceğim. Belli bir sayıya ulaştığı zaman tabii dediğiniz gibi belki konser verebilecek noktaya da geleceğim. Bunun için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Yani sanki böyle biraz daha hareketli şarkılarla da böyle kana sızmak gerekiyor mu? Aynen. Ki şimdi, bu yeni gelecek şarkı evet, öyle galiba. Evet, biraz daha hareketli bir şarkı olacak. Yani değişik soundlar deniyorum açıkçası. Ama yani şarkıların içinde hep bir duygu var tabii. Ama melodiler, ritimler... hem yavaşı da var, hızlısı da var. Şimdi akustikler gelecek yazın. Akustik versiyonları var yaptığım şarkıların. Aynen, yaz sonuna doğru böyle akustikler de çıkacak. Tüm bu projeleri kendi başınıza mı yönetiyorsunuz? Bir plak şirketine bağlı mısınız? Yok, aynen kendim yönetiyorum. Şöyle, ben çalıştığım firmadan da geçtiğimiz yaz bu işe ilk bir start verebilmek için 3 ay ücretsiz izin aldım. Ki hani... bağlantıları kurabileyim, bir ekip oluşturabileyim, işte bir PR ekibi, bir dijital pazarlama ekibi. Bu benim için bir projeydi. Ama artık her şey, çok güzel bir ekibim oluştu.
Ben sadece işte haftada bir gün stüdyoda kayıt yapıyorum. Bir gün klip çekiyorum. Ondan sonra çıkan ürünü yüklüyorum gerekli yerlere. Ondan sonra ekip gereken her şeyi yapıyor. Dijital dünya artık böyle oldu. Yani herkese şöyle bir tuşa tabii yaptığınız çalışmayı yükledikten sonra bir tuşa basıyorsunuz. Ve aslında sistem kendi kendine çalışmaya başlıyor. Evet, evet. Sonra o sistemi beslemek gerekiyor. Aynen böyle. Neden beyaz? Neden beyaz? Şöyle, bu klipte ilk şarkı oluştuğu zaman ben klibi birlikte çektiğimiz yönetmen sevgili Cenk Alptekin'e gittim, bir şarkıyı dinlettim. Benim dedim kafamda böyle bir yatak odası ortamı var. Çünkü burada işte sözlerde kendi içine dönmekten bahsediyor, biraz hayatı sorguluyor vesaire. Bunu insan genelde hep yatak odasında yalnız kaldığında, kendisiyle baş başayken düşler. Dedim bende böyle bir fikir var, ne dersin? O da şarkıyı dinledi. Aklımda dedi bembeyaz bir ortam var. O bembeyaz fikri sevgili Cenk Alptekin'den çıktı. Her şeyi dedi bembeyaz yapalım. Hem sadeliği simgeliyor hem de biraz düşünce dünyası, biraz daha sanal bir dünyayı simgeliyor beyazlık ve saflık. O yüzden bembeyaz yapalım dedik. Sevgili Oral Boz Yiğit, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Dinleyiciniz bol olsun. Sağ olun, çok mersi. Şarkılarınızla insanlara ulaştıkça keyif almaya devam edeceğiz. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben de özellikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel. Keyifli. Benim için de. Evet efendim, bir hafta sonunun daha sonuna geldi Başka Sohbetler. Tabii ki gün devam ediyor. Şimdi artık özgürsünüz. Evden çıkabilirsiniz. Hep böyle istiyorum. Diyorum ki yani bu benim program bitene kadar kimse dışarı çıkmasın. Herkes evde otursun. Herkes beni seyretsin. Herkes konuklarımla olan Başka Sohbetleri seyretsin. Dağılabiliriz. Ben de çıkacağım şimdi. Umarım tatlı gündemlerin olacağı bir hafta olur bu hafta. Saçma sapan şeyler de oluyor. Artık ben konuşmaya bile sıkılıyorum. Keyifli, böyle nefis sürprizleri olan bir hafta diliyorum. O dileğimden sonra güzel insanların güzel insanlarla karşılaşmasını da diliyorum her şeyden önce. Bu benim sağlıktan sonraki en önem verdiğim şey. Ve tabii ki bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda bizleri bulsun. Çok şey diledim. Hadi bakalım. Oldu diyelim olsun. Hoşça kalın.